Merhabalar. Özellikle kadınlarda daha fazla olan tatlı krizleriyle ilgili bir şeyler anlatacağım size. Bu çok yaygın oluyor. Özellikle menstruasyonda bu tatlı krizleri daha da yoğun yaşanıyor ve o dönemde özellikle kilo vermek isteyen kişiler çok çok zorlanıyor. Şimdi bu tatlı krizi geldiği zaman İşte onun yerine şunu yiyin, bunu yiyin diye çeşitli öneriler var. Ben bunları topladım. Size notlar aldım. Özellikle kalorilerini söylemek için. O nedenle not kağıtlarıma bakacağım. Mesela tatlı krizini geçirmek için işte hurmayla, tahinle, pekmezle, muzla işte yapılmış çeşitli karışımlarla çeşitli tatlı önerileri var. Bakın buradan okuyacağım size. Hurma özütü denen şeyin 100 gramında 380 kalori var. Gerçi bu hurma özütü tatlılara çok da aşırı konmuyor. Vanilya özütü belki de bunların içerisinde en masum olan tatlıya koyulurken bir çay kaşığı 7 kalori, fazla değil. Peki tahin ne kadar? 100 gramı 596, yani 600 kalori. Benim gördüğüm tariflerde yarım su bardağı en az o tahin, o tatlının içine konuyor. Pekmez 100 gramı 242 kalori. Peki hurmalar 10 tane 15 tane bir araya getirilip işte blenderdan geçiriliyor. Bir kuru hurma ne kadar? 30 kalori. 10 tane koysanız buna 300 kalori eder. İçine işte tahinler, özütler, şunlar bunlar eklenerek de giderek bunu arttırırsınız. Çünkü bal da konuluyor bunun içine. Peki baktığınız zaman siz çikolata ne kadar? Bir çikolata 100 gramı 550 kalori. O böyle kare şeklinde olanlar kaçtır? 90 gram civarındadır. O 90 gram çikolatanın yarısını bile yeseniz o tatlı krizini bastırır, ama tabii ki her gün her gün yapılmaz bu. Yani biz tatlı krizini çözelim derken yoğun aslında o tariflerle kalori alıyoruz. Mesela şekersiz fıstık ezmesi. Şekersiz fıstık ezmesi 100 gramında 500 kalori var. Yani şeker yok ama fıstık var. Bir kuru yemiş. Bir avuç kuru yemiş zaten 400-500 kalori. O da demek ki 500 kalori. Yani en az o tatlının içine 200 kalorilik bir şey konuyor. Çıkan tatlılar da böyle çok büyük kocaman bir kek kalıbında değil, ufak. Şimdi ondan bir dilim bile yeseniz siz en az 200 kalori, 200-250 kalori alırsınız. Gidin bir parça kek yiyin veya dediğim gibi çok kriziniz tuttuysa çikolata yiyin, bitter çikolata. Daha iyi olur, daha fazla kalori almazsınız. Çünkü insanlar psikolojik olarak işte bunlardan yapıyoruz, işte tahin koyuyoruz, un koymuyoruz, şöyle oluyor, rafine şeker yok, hurma var, bal var şeklinde bir yanlış yanılgı var. Kalorisi sanki bunların yokmuş gibi bir de fazla yendiği zaman tabii ki kilo vermeyi bırakın, bunlarla çok rahatlıkla kilo alınabilir. Bakın yapılabilecek şeyleri söylüyorum size. Vasalar vardır biliyorsunuz, böyle dikdörtgen şeklinde. Yine en makul vasanın kalorisi 34 kalori bir tanesi. İşte ama mısır ve pirinç patlağının tanesi 42 kalori. Mesela daha yüksek. Siz süzme peynir, normal peynirden birazcık daha düşük kalorili olduğu için bir dilim süzme peynir ve bayağı büyükçe o. 50 kalori. Onun yarısını deseniz, bir vasanın üzerine sürseniz veya diyelim ki 100 gramı 500 kalori olan yer fıstığından biraz böyle o vasanın üstüne sürseniz yine de bir 100 kaloriyle, 120 kaloriyle işinizi bitirmiş olursunuz. 2 tane yeseniz 250 kalori. Ama sizi çikolata yemek kesecekse o nedenle küçük bir parça çikolata yer, İşi bitirirsiniz. Bu şeylerle uğraşmazsınız. Hem yapımı hem şeyi yapabilirsiniz. Tabii ki yiyebilirsiniz çok ölçülü olarak. Ama bunların masum olmadığını asla unutmayın. Çünkü koyduğunuz her şeyle kaloriyi yükseltiyorsunuz.
Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın.